Bugünkü konumuz Mercedes GLA, GLA'nın ikinci nesli tanıtıldı ve bununla birlikte Mercedes Benz'in önden çekişli otomobillerin yani kompakt sınıf ailesinin nesil yenilenme olayı tamamlanmış oldu tamamen. Bütün modeller tamamlanmış olduğu GLA ile birlikte oldukça geniş bir kompakt sınıf ailesine sahip artık Mercedes. GLA'nın amacı eskiden olduğu gibi biraz daha yerden yüksek, biraz daha suvumsu bir araç arayanlara hitap etmek. Artık GLB olduğu için daha köşeli ve daha SUV karakteri baskın bir tasarımla gelen bir araç olduğu için de GLA bu konuda biraz daha rahat. Ama yine de Mercedes GLA'nın eskisi gibi sadece yerden yüksek bir hatchback olarak anılmasını ya da yorumlanmasını istememiş. Bu nedenle ebatlarında enteresan değişimler var. Mesela boyu 1,5 santim kadar kısalmış, 4 metre 41 santime gerilemiş. Çok da önemli değildir aslında. Bu tampon tasarımlarıyla sadece ortaya çıkacak bir fark. Buna karşılık genişliği artmış, 3 santim kadar artmış. Bu önemli. 1 metre 83 santime çıkmış genişliği ve aks mesafesi de yine 3 santimlik bir artışla 2 metre 73 santime yükselmiş. Zaten A serisi, CLA, B serisi bunların hepsiyle ortak paylaşıyor bu aks mesafesini. Asıl ilginç konuysa 10 santim yükselmiş olması bu aracın. Yani biraz genişlemiş, biraz kısalmış ve biraz yükselmiş. Bu da biraz daha SUV görünümü katması için izlenmiş bir yol olmalı. Zamanı da bu arada aradan çıkartalım. 2020'nin ilk bahar aylarında bekliyorum ben yeni nesil GLA'nın ülkemize gelişini. Otomobilin iç mekanında beklentiler dışında herhangi bir durum yok. Mercedes A serisinden alınıp ufak tefek değişikliklerle taşınmış bir kokpit var. Bu kokpit çok kaliteli bir kokpit tabii ki. MBUX isimli arayüzle birlikte gelecek GLA'da ve yine tıpkı A serisi ailesinin tamamında olduğu gibi standart olarak 7 inçlik ekranla ya da isteğe bağlı olarak 10.2 inçlik ekranlarla satın alınabilecek Mercedes GLA'da. Mercedes'in iddiasına göre arkadaki diz mesafesi 11,5 santim kadar artmış. Bu çok önemli bir gelişmedir aslında bakarsanız diz mesafesinin 11,5 santim artması. Bunu göreceğiz. A serisinde öyle çok da cömert bir arka diz mesafesi olmadığını düşünürsek ve bu aracın da onunla aynı aks mesafesine sahip olduğunu düşünürsek çok bir şey ben fark etmesini beklemiyorum açıkçası. Ama işte Mercedes'in iddiası o yönde. Bunu da bir kenara bırakalım. Geldiğinde bakmış oluruz o kısımlara da. GLA'nın bagaj hacmi de 435 litreye ilerlemiş. 421 litreydi Selef'inde. Kaputun altında neler var diyecek olursanız Mercedes önceliği benzinli motorlara vermiş ve tanıtımla birlikte hiçbir dizel motoru açıklamadı. Benzinli motorlarda bizi ilgilendiren kısmı tabii ki çok basit. 1.33'lük benzinli motor, turbo beslemeli benzinli motor. İlk etapta GLA 200 koduyla birlikte gelecek ürün gamına. Ve 163 beygir güç, 250 Nm tork üretecek 7 vitesli çift kavramalı şanzıman üzerinden ön aksına aktaracak bu motor gücünü tıpkı kardeşlerinde olduğu gibi. Avrupa için, bizim için tabii ki pahalı olacaklardır vergi sistemimiz nedeniyle ama Avrupa için 2 litrelik benzinli motor hem de 4 tekerlekten çekiş seçeneğiyle birlikte ve 8 vitesli çift kavramalı bir şanzımanla birlikte sunulacak. Hatta GLA 35 adı altında AMG üretimi bir güçlü versiyonda, sportif bir versiyonda olacak. 302 beygir güç üreten ve 400 Nm tork üreten 2 litrelik motorla birlikte ve standart olarak tabii ki muhtemelen 4 tekerlekten çekişle birlikte gelecektir. Bu versiyonda bu versiyonun Türkiye'ye gelme olasılığı 250 versiyonlarından çok daha olası. Dizel motorlar dediğim gibi henüz açıklanmadı ama bir GLA 180 dizelin olmaması için de herhangi bir neden yok. Yani şu anda A serisinde, B serisinde ya da CLA'da sunulan dizel motorun, Renault imzalı dizel motorun GLA'da sunulmasını da pek tabii ki bekleyebiliriz. GLA'nın fiyatları herhalde merak edersiniz. A serisinden biraz daha yüksek CLA kıvamında bir fiyat seviyesi ben bekliyorum açıkçası. Ama CLA'dan biraz daha tabanına yayılmış donanım seçenekleri olacağı için tabii ki farklı bir fiyatlandırma da izlenebilir GLA için. Durum böyle. Tekrar edeyim, 2020'nin ilkbahar aylarında yeni nesil GLA'yı bekleyebiliriz. O zaman bir sonraki testte, karşılaştırmada ya da her neyse onda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.